Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni videoda birlikteyiz. Bu videoda elimde oldukça özel bir makine var. Fuji Film'in yeni amiral gemisi XE2S. Şimdi gelin hep birlikte XE2S'nin video yeteneklerini birlikte test edelim. Video yeteneklerini anlatacağım dedim. Diyeceksiniz ki e, fotoğraf makinası, fotoğraf yeteneklerine ne oldu? Eğer fotoğraf yeteneklerini merak ediyorsanız Koray Birand'ın incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben bir YouTuber olarak daha çok video konusunda duracağım. Bu videoyu da x 4 ile kayıt altına alıyorum. Çok uzun bir zamandır Fujifilm kullanıcısıyım. Bakalım x 2 s x 4 kullanıcılarını cezbedebilecek ne gibi yeniliklerle geliyor. Şimdi x 2 sdeki S takısı Speed'den geliyor. Bu ailede iki tane makine var. Bir tanesi x 2 x 2 hakkında çok fazla detaya sahip değiliz ama çözünürlüğü oynayacak bir makine olduğu söyleniyor. x 2 s ise Speed'den geliyor ve bu cihazla 4K'da 120 FPS Full HD'de 240 fps videolar çekebiliyorsunuz. Fotoğraf çekmek istediğinizde ise 40 fps görüntüyü 120 fps olarak işleyebiliyor. Yani siz evet saniyede 40 kare çekiyorsunuz ama o sırada hem çektiğiniz tüm fotoğrafları gösterebiliyor hem de otomatik oda sürekli olarak işlem içinde kalıyor. Fujifilm X-Trans CMOS 5 HS isimli yeni bir sensör kullanıyor bu makinede. 26.1 megapiksel çözünürlüğe sahip yeni sensör Stack Layer sensör olarak geçiyor ve APS-C boyutlarında ilk defa görüyoruz bu teknolojinin kullanıldığını. Bir sandviç gibi sensörün ihtiyaç duyabileceği bütün bileşenlerin sensör arkasında konumlandırıldı. Yerden ve hız konusunda hızdan çok büyük tasarruf sağlanan bir sistem bu. Bu sayede çok hızlı bir sensör elde edilebilmiş ve Yavaş çekim, slow motion videolardan hoşlanıyorsanız artık yüksek çözünürlükle de bunları kayıt altına alabileceksiniz. Yüksek çözünürlük demişken evet, X2'nin çözünürlüğü oynayacağını düşünüyoruz ama X2S ile isterseniz 3:2 formatta 6K çözünürlükte 30 fps videolarda çekebiliyorsunuz. Speed, evet, bir makinede hızlı olmasını istediğimiz şey ne? Odak, benim hızlı girişim gibi. Şimdi x 4 kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim. XT3 XT4 en fazla eleştirilen konu neydi? Odaklama konusunda makinenin yavaş kalması. Fujifilm X2S'de speed derken tamam evet çekim hızlarından bahsediyor ama bu makina odaklama konusunda da bir profesyonel. Şimdi bir makinenin hızlı odaklayabilmesi için evet içindeki algoritmanın yapay zeka işlemlerinin hızlı yürütülmesi için işlemcinin güçlü olması gerekiyor. XT4'te 608 MHz'lik bir işlemci kullanılıyordu xe 2 xe geldiğimizde işlemcinin 1 GHz'a çıktığını ve %20 daha verimli olduğunu görüyoruz yeni üretim teknolojisi sayesinde. Ve 1 GHz'lik işlemci sadece resim çekimi ve videoların kayıt altına alınmasından sorumlu. Başka bir tane daha işlemci var bu makine içerisinde. O da nedir? InBody Image Stabilization olarak geçen makinenin gövdesi içerisinde yer alan ve resmi sabitlemeye yarayan sistem içinde 600 MHz'lik farklı bir işlemci konumlandırılmış. Böylece 1 GHz'lik işlemcinin sadece video kaydından ve odaktan sorumlu olması bunu en iyi şekilde yapmasından emin olunmuş. Tabii ki stabilizasyon konusunda da bazı ayrıntılar var. Şimdi hız dendiğinde asıl önemli konulardan bir tanesi video çekerken bana sorarsanız tamam yüksek kare saniye çekebilirsiniz, yüksek çözünürlükle çekebilirsiniz ama otomatik odağınız iyi değilse tek başına her işi yapmak zorunda kalan bir YouTuber için her şey bir işkenceye dönüşüyor. XT3 ve XT4'ün tamam yani ard arda çıkan firmware ile biraz topladılar otomatik odağını ama en büyük problemlerinden bir tanesi otomatik odak konusunda rakiplerinden geride kalmasıydı. Kimi zaman koskoca bir suratı bile ormanda kaybedip arkada bir yerleri netleyebiliyor. Şu anda bu videoyu kayıt altına alırken bile bu sorunları yaşıyoruz. Bu XT4 kullanıcılarının çok fazla yakınlıkları bir olay. XT2S'de odak konusunda farklı bir yere gidilmiş. Artık makina otomatik odaklamada rakiplerinden kesinlikle geride kalmıyor. Hatta çok daha ileri seviye seçeneklerle donatılmış. İlk olarak yüz ve insan algılama konusunda algoritma artık çok daha iyi çalışıyor. Herhangi bir şekilde hızlı hareketlerinizde dahi kaçırdığını görmüyorsunuz. Ve nesne takip seçenekleri eklenmiş. Nesne takip seçeneklerinde hayvanlar, motosikletler, otomobiller için ayrı seçeneklere sahipsiniz. Mesela bir motosiklette ne önemlidir? Motosiklette bir insan yüzünü ve motosikleti ayrıca tanıması lazım. Algoritma bunları artık yerine getirip çok daha hızlı bir şekilde odağı ayarlayabiliyor. Sadece odakla değil, makine otomatik ayarlarda eğer tüm pozlamayı, ISO'yu, her şeyi aklınıza ne geliyorsa alan derinliğini kendin otomatik ayarla bana düzgün bir video çek dediğinizde de bu fonksiyonları çok daha dengeli bir şekilde ayarlayarak açık doğada tek başınıza olduğunuz dönemlerde ışık değişkense eğer Yine size büyük kolaylıklar sağlıyor. Xs2 seyi XD4 ile kıyasladığımda bence en önemli özelliği One Man Show'da otomatik olarak bu makineye çok daha fazla güveniyor oluşunuz. Hızdan devam ediyoruz. Xs2 se ne dedik hızlı bir alet. Hızlı odaklayabiliyor, hızlı video çekebiliyor. Ama hızın hayatımızı etkilediği konulardan bir tanesi daha var. Bu da nedir? Videoyu hangi formatta kayıt altına aldığınız? H.265 hayatımızı kolaylaştıran formatlardan bir tanesi neden daha yüksek renk derinliğinde video çekebilirken H.264'e göre daha küçük dosya boyutları elde edebiliyorsunuz daha gelişmiş bir sıkıştırma. Fakat de eğer yüksek çözünürlükte yüksek sıkıştırma oranıyla bir video kayıt altına alırsanız ne sıkıntısı yaşıyorsunuz? O videoyu bir daha elden geçirebilmek için çok hızlı bir bilgisayara ihtiyacınız oluyor. Kimi zaman en hızlı bilgisayarlar bile kareleri oynatmakta, istediğiniz kareyi bulmanızı sağlamakta problem yaratabiliyor. Fujifilm XE2S'de ProRes kayıt seçeneğine sahibiz. ProRes kayıt seçeneğiyle beraber ki profesyonellerin en fazla ihtiyaç duyduğu ve aradığı özelliklerden bir tanesi bu. GF Express kart desteği de gelmiş durumda. Hızlı kartlara yüksek çözünürlükte daha sıkıştırılmış, daha yüksek renk bilgisi içeren videolar kayıt altına alabiliyorsunuz ve bilgisayarda işlerken size çok büyük kolaylık sağlıyor. Bakın şu örneğe çok dikkatli bakın. Bir tarafta 265 dosya var. Üstünde imleç hareket ettiriyorum ve kareleri nasıl gördüğüme bakın Premiere'de. Bir tarafta ProRes video var. Aslında ikisi de aynı bilgiyi içeriyorlar. Ama bakın kareleri nasıl daha rahat hareket edebiliyorum. İstediğim yerde duruyorum, istediğim şekilde işliyorum. Bu size ne sağlıyor? Bir videoyu işlemek için daha güçlü bilgisayar gereksinimini aza indirgiyor. 2. Video işlerken kareleri tek tek görebildiğiniz için daha ince detay ayrıntıyla uğraşabiliyorsunuz. Sinir bozucu, hıçkırmalar, takılmalarla uğraşmıyorsunuz. Bence en önemli üstüne durulası özelliklerden biri de bu. Hala hızdayız. Hızı bitiriyorum ama. Hız dediğiniz konuda dosyaları hızlı transfer edebilmeniz de oldukça önemli. Wi-Fi konusunda geliştirmeler var. Artık Wi-Fi'den çok daha hızlı dosya transfer edebiliyorsunuz. Aynı şekilde USB C portu da USB 3.1 Gen 2 ile desteklenmiş durumda. 10 Gigabit saniyede veri aktarabiliyorsunuz. Sadece bununla da yetinilmemiş. Cihazın altındaki ekstra bileşen bağlantı portunda da bir USB C gizlendiğini görüyorsunuz. Buraya takacağınız ekstra griple beraber çok daha yüksek hızlarda kablosuz erişim yeteneği kazanırken Ethernet portundan da veri transferi yeteneği kazandırıyorsunuz makinenize. Yani Fujifilm açık söylemek gerekirse bence bu griple kalmayacak. Bu makineye alttaki USB-C portu sayesinde ben çok farklı aksesuarların çıkacağını düşünüyorum. Çok farklı aksesuarlar demişken burada kısaca değinip geçeceğim. Şimdi hız dedik, 4K çekiyor dedik, 120 FPS dedik, ProRes falan anlatıyoruz böyle. E bunlar küçücük kasalara sahipler bu makineler ve ne problem yaşıyorlar video çekerken? Uzun süreler video çektiğinizde ısınıyor bu aletler. Ve belli bir süreden sonra ben çok ısındım beni birazcık sal dinlendir diyebiliyorlar. Bu makinada tabii ki öyle sınırlandırmalara sahip değerleri görüyorsunuz. Ama değerleri arttırmak istediğinizde bu makineyle beraber arkaya entegre edebileceğiniz bir fan da kullanabiliyorsunuz. Sonunda bir fotoğraf makinesi üreticisi fona akıl etti. Evet sonradan eklenebilen bir fan ya bu kadar işte yani bizim istediğimiz buydu abi. Evet ısınabilirsin küçük bir makinesin ben seni çok iyi anlıyorum. Küçük kasaya bir sürü şey koyuyorsun. Weather seal diyorsun. Tozdan sudan etkilenmez diyorsun. Haklısın kardeşim hava almıyor alet. Bir fan koy işte ya. Ben sonradan ekleyebileyim. Fuji bunu düşünmüş. Bu fanı taktığınızda. Yani bir YouTuber olarak söyleyeyim. Bence sınırlar ortadan kalkıyor. Dilediğiniz kadar video çekin. Canlı yayın yapın. Bir problem yaşamayacaksınız. Şimdi x 2 seviyorum. Sem çocuğu oturuş pozundayken sizlere XH1'i de anlatmak istiyorum. Diyeceksiniz ki abi bunu 2 diyorsun. Bir nerede? Belki biri bilmeyenler için. Bir sahipleri de suratlarını ekşittiler şu anda. Belki klavyeyi böyle fari sıkı sıkı izliyorlar bu videoyu. Çünkü Fuji filmin unuttuğu bir kitle var. Fuji filmi çok severim ama x XH1 sahipleri büyük ihtimalle bana hak verecekler. Çünkü XH1 çok iyi bir makine. Hala daha çok iyi bir makine ama Fuji film o aleti çıkarttıktan sonra üstüne x t 3ü çıkarttı ve x t 4ü çıkarttı. Daha iyi işlemcilerle, daha fazla yetenekle beraber ve XH1 kullanıcıları biraz böyle unutulmuş oldular. XH2S dediğimde birle kıyaslamayın. Çünkü biri kıyaslamanız gereken x 3 ve XT4 var. Bu x 4ten de daha iyi olduğu için aslında rakibi XT4 oluyor. Makinenin tasarımsal detaylarında gövdenin tutuş hissiyatından bahsetmemek olmaz tutuş kolaylıklarından. Çünkü aslında bu makineyi eğer elde kullanacaksanız video çekim fotoğraf çekim fark etmez uzun sürelerdeki sizin kullanımınızı etkileyen önemli unsur nasıl tutulduğu, nasıl kavrandı. XT4 ile kıyaslayacak olursak eğer bu makine XH1'in devamı olduğu için aslında yani gövde ve aslında kullanım fonksiyonları olarak tutuş hissiyatı ve kullanım kolaylıkları kavraması XH1 ile aynı. Çok daha rahat kavrayabiliyorsunuz gövdeyi. Daha fazla kavram alanına sahip. Elde tutarken yormuyor. Daha hafif bir kasaya sahip bu arada. Kasa hafifletilmiş, hafifletilmiş daha da ufaltılmış. Ama ona rağmen kavrama alanından herhangi bir şey kaybetmemişler. XT4'e kıyasla XT4'ü mesela ekstra griple beraber kolay tutabiliyordunuz. Bu halde herhangi bir gribe sahip olmadan da büyük elli insanlar da çok rahat bir şekilde kavrayıp kullanmaya başlayabilecekler. Bunu söyleyebilirim. Ekstra kullanım kolaylıkları olaraksa üzerindeki tuşlar azaltılmış, düğmeler azaltılmış. Şimdi XT4'ü bir yana koyuyorsunuz. X 2 S'yi bir kenara koyuyorsunuz. X 4 sanki daha fazla fonksiyona sahipmiş gibi duruyor. Ama nedir bu? Ayar tekerleri kaldırılmış. Bunu yerine yani dijital tuşlar konumlandırılmış. Ve hatta bazı yerlerde fiyat olarak da tasarrufa gidilmiş gibi gördüm ben. Neden derseniz eğer. Benim mesela xt 4 en sevdiğim şey XH1'de de bu gövde üzerinde vardı. Odak mekanizmasını Elle mi yapacaksınız, sürekli mi olacak yoksa bastığınız anda mı odaklayacak? Seçim tekeriydi. Bu teker bir switch şeklindeydi ve elinizle tık tık değiştirebiliyordunuz. Bunu bile dijital tuş haline getirmişler ve ekran üzerinden değiştirmenizi istiyorlar yeni sistemde. Yani her şeyin kaldırılmasına okey de bu odağın kaldırılması beni biraz yavaşlatacak. Yani hızlandırmak yerine sistem biraz yavaşlamış. Ama ISO'nun ya da pozlamanın dijital olarak ayarlanıyor olması burada herhangi bir şeyi etkilemiyor. Beyaz ayarı için bile ekstra bir tuş konumlandırılmış. Çok hızlı bir şekilde beyaz ayarınızı değiştirebiliyorsunuz. Ekstra fonksiyon tuşlarını da programlayabiliyorsunuz. Sadece beni yavaşlatan unsur odak konusu oldu. O da alışılmayacak bir şey değil. Ekran üzerinden ayarları yapabiliyor olmak şu kolaylığı sağlıyor. Bir 4 kullanıcısı olarak eğer sizler de XT3 veya x 4 kullanıyorsanız hak vereceksiniz. Aya değerleri ayarlamak için zaten dijitale gidiyorduk. Yani ara değerleri eğer ben dijital ekrandan ayarlayacaksam üstteki teker ne işe yarıyor ki diye düşünebiliyordunuz bazı durumlarda. En azından burada ara değerleri de dijitalden hızlı bir şekilde değiştirip ekran üzerinde görebiliyorsunuz. Üst tarafa yerleştirilmiş olan elektronik mürekkepte ekran da burada büyük kolaylık sağlıyor. Yaptığınız her türlü değişiklik ekran üzerinden çok net bir şekilde okunabiliyor. Ne kadar güneş altında olursanız olun bu ekran daha okunaklı hale geliyor elektronik mürekkep teknolojisinin doğası gereği. Sadece ışık olmayan ortamlarda göremiyorsunuz, onun içinde zaten sensör üstüne bir tuş konumlandırılmış tıklıyorsunuz, ışığı yanıyor ve ışık vasıtasıyla rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Şimdi bir makinede vizör çok önemli. Neden? Evet arkada dokunmatik bir ekranımız var, bunu katlayıp kullanabiliyorsunuz ama eğer çok güneşli bir ortamdaysanız ya da nesneleri çok net bir şekilde görmeniz gereken, oda hassas yapmanız gereken bir ortamdaysanız, elektronik vizörden bakıyorsunuz. Yeni elektronik vizör çok daha gelişmiş yeteneklerle donatılmış. 120 FPS tarama hızı sayesinde de ne yapabiliyorsunuz? Artık her şeyi olduğu anda o dakika görebiliyorsunuz o saniye içerisinde. 120 Hz tarama hızı, 120 FPS videoları gösterebilmesi açısından da fotoğrafları çekerken sizin nesneyi takip etmeniz açısından da büyük kolaylık sağlamış. Yüksek çözünürlükte çok net bir elektronik vizöre sahibiz. Arkadaki ekranda gayet muntazam bir şekilde işini görüyor. Şimdi kasadan konuşurken giriş çıkış portlarını atlamak olmaz. Giriş çıkış portlarında en büyük yenilik artık tam boyutlarda bir HDMI portuna sahibiz ve bunların hepsi kapaklı çekmeceli yapıda var. Bu kapak yapısı özellikle çok iyi düşünülmüş bir şekilde konumlandırılmış. Mesela HDMI'nin kapağını açtığınızda bunun hemen attığını ve serbest hale geldiğini görüyorsunuz. Çünkü buraya kalın bir kablo bağlayacaksınız. Ama mikrofon bağlantısı kulaklık bağlantısı için olan portlara baktığınızda ki tam boyutlarda bir kulaklık bağlantısına sahibiz. Bunlar açılıyorlar ve kapı açıldığı şekilde kalıyor. Herhangi bir şekilde boşluğa düşmüyor. Sallanıp makineyi rahatsız etmiyor. Bu kapakların bu tip sert yapıda olmaları önemsenen konulardan bir tanesi. Çünkü kapak düştüğünde kimi zaman sallanarak makinede ekstra sesi neden olduğu için kullanıcıyı rahatsız edebiliyordu. HDMI portu haricinde diğer portlar herhangi bir şekilde sallanıp ses yapabilecek tarzda değiller. Ve genel kasa kalitesine baktığınızda yine Fuji filmin üstün işçiliğinin burada yer aldığını görüyoruz. Makinenin kontrollerini daha çok üzerindeki joystick ve yön tuşlarıyla gerçekleştiriyorsunuz. Ayar tekerleri de yine büyük kolaylık sağlıyor. Açık söylemek gerekirse kontrol bakımından hem çok rahat anlaşılır bir menüye kavuşturulmuş hem de üzerindeki joystick, yön tuşları ve fonksiyon tuşlarıyla beraber makinede dilediğiniz ayarı hızlı bir şekilde ulaşabilir, yapabilir hale gelmişsiniz. Hız her yerde kendini gösteriyor. Hani ayarlardan tutun veri aktarmaya, video çekmeye, bu videoları SD karta depolamaya kadar her konuda S takısının hakkını bu makinede vermişler. Son olarak makineyi değerlendirmem gerekirse eğer, hani bir xd 4 kullanıcısı olarak xt 2 s beni etkiledi mi? En çok hangi yönleri etkiledi? Dedim ya ben bir YouTuber'ım ve çoğu zaman Ertuğrul yanımda olmuyor. Hemen kameranın arkasındaki yakışıklı arkadaşım ve ben tek başıma bu videoları çekmek zorunda kalıyorum. Yani tek adam şovuna dönüşüyor o olay ve burada otomatik odak, otomatik fonksiyonlar, otomatik işte pozlama ayarı, ISO ayarı, shutter ayarı bunlar her şeyle benim için önem kazanıyorlar. Bu konularda eğer tek başıma dışarı çıkacaksam X2S, XT4'e göre bana daha fazla güven verir ve daha fazla kolaylık sunuyor. Otomatik oda artık istediğim gibi çalışıyor. Dışarıda her şeyi otomatik alıp video çekmek istediğimde değişken ışığa daha kolay adapte olduğunu görüyorum. Ve bu tip unsurlar için bence xt 4ten x 2 seye geçmeye değer. Çünkü neden? Ben sadece oturduğum yerde çekim yapmıyorum. Kimi zaman dışarıda çıkıyorum. Kimi zaman otomobil çekmem gerekiyor. Bu tip konularda hızlı olması, bana otomatik olarak çok daha fazla olanak sunması ve bu konulara güvenebilmem otomatik özelliklerine çok büyük fark katar, işimi hızlandırır. Ama eğer Canlı yayınlar yapıyorsanız, genelde işiniz sabitse, oturduğunuz yerde belli standart ışıklarda çekiyorsanız, 50 ayar yapmayı seviyorsanız, XD4'ten bu makineye geçtiğinizde dünyalar sizin olur mu? Herhalde en büyük artısı ProRes kısmında olur. Yani o ProRes'te gerçekten farkı görürsünüz ama GF Express kartlarının da fiyatını unutmayın. Sadece makineyi almak için ekstra fiyat ödemeyeceksiniz. Bir CF Express kart almak istediğinizde de ne yazık ki ekstra para ödeyeceksiniz. Bunları da unutmayın. Yani eğer işiniz daha çok sabitse, kontrollü ortamlarda çekimse, XT3 bile fazlaca işinizi görecektir ama ben her şartı uygun tek bir makine arıyorum diyorsanız, kutu açılım yapıyorum, onda otomatik o daha çok ihtiyacım oluyor, ürün çekiyorum, elimde tutuyorum, ürünü gösteriyorum falan diyorsanız, bu makina her şeyle olmuş ve fazlasıyla tatmin edici özelliklerle geliyor. Değiştirmeye değer. 2500 dolara yakın bir Türkiye fiyatı olacak ve Fujifilm Türkiye'nin fiyat politikası gereği Amerika'dakinden farklı bir fiyatla almayacaksınız. Yani Amerika'da kaça temin edebiliyorsanız büyük oranda vergileri ödenmiş bir şekilde de Türkiye'de elinize o fiyatla geçecek bu makine. Bu konuda Fujifilm Türkiye'yi gerçekten tebrik ediyorum. Umarım diğer bütün üreticiler de Türkiye için bu tip fiyatlandırma politikalarıyla karşımızda olabilirler. Bu yüzden makine almayı düşünüyorsanız dolar kuru ne olursa olsun bu avantaj içinizi biraz rahatlatabilir diyorum. Videoda kendimce bir YouTuber olarak kendi ihtiyaçlarım neticesinde makineyi değerlendirmeye çalıştım. Kore'nin videosu da var. Mutlaka onu da izleyin, değerlendirin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.